Çok ünlü. Çok ünlü. Hadi bakalım, çok ünlü. Nasıl yapalım? Böyle geçeceğiz. Ne söyledim sabahın bir araya hazırlık? Hazırla, köyde girme. Evet. Türkiye Değişim Partisi kurulduğundan bu yana ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi parti. Türkiye Değişim Partisi yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı diyor. Kütahya'mızdan büyük bir onurla, büyük bir coşkuyla şu açıklamayı yapmayı kendime Türkiye Değişim Partisi olarak bir şeref ve bir görev olarak biliyorum. İtalyan arabalarına, Fransız arabalarına güle güle hoş geldin TOK, hoş geldin TOK, hoş geldin TOK. Yerli malı, yurdun malı, herkes TOK kullanmalı. Ve ben cumartesi günü almış olduğum davete katılacağım. TOK bir siyasi partiye ait değildir. TOK bütün Türkiye'mize aittir. Türkiye'mizdeki bütün siyasi partilere de çağrım. TOK'a destek verelim. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. TOK Türkiye'nin bir onurudur, gururudur. Geç kalmış bir yatırımdır. Bu yatırımın gerçekleşmesi Türkiye Cumhuriyeti için bir gurur vesilesidir. TOG'a siyasi olarak bakmamak lazım. TOG'a ulusal birlik olarak bakmak lazım. Dünyanın en merhametli, en şefkatli ordusudur. Türk Silahlı Kuvvetleri konusunda konuşurken herkesin dikkatli olması lazım. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerine uzanan dilleri keseriz. Bravo. Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerini kimsenin itham etmesine asla ve asla izin vermeyiz. Hele hele özellikle bir doktor, bir tabipler odası başkanının Türk Silahlı Kuvvetleri gibi erdemli, dünyanın en demokratik, dünyanın en saygın, dünyanın en merhametli, dünyanın en yetenekli ordusuna laf söylenmesini Türkiye Değişim Partisi olarak kınıyoruz. Esefle kınıyoruz. Bu konuşmaları asla doğru bulmuyoruz. Ve şunu bilmenizi istiyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri için konuşulan lafları Hiroşima'da bomba atan Amerika için konuşsunlar. Ve Türk Silahlı Kuvvetler için konuşanlar bilsin ki sınır ötesinde bir operasyon yapılıyorsa bu Mehmetçiklerimiz bayrağımızı korumak için, toprağımızı korumak için, ulusal birliğini korumak için şehit oluyorlarsa ben o şehitlerin önünde saygıyla eğilirim. Şunu onlar bilsinler ki Güneydoğu'da sınır ötesinde bir operasyon varsa Kürt yurttaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir. Kalleş olan Amerika'dır. Amerika'dan da onun eserini soracağız.